Geçen sezon herkes Beşiktaş'ı yenmeyi hayal edebiliyordu. Bu sezonsa aman gol yemeyeyim noktasında olacak birçok takım. Beşiktaş taraftarı Van Brokors'a sabır gösterirse bunun sonucunu alır. Ama Van Brokors öyle bir başlangıç yaptı ki o sabrı göstermeye hiç ihtiyaç bile olmadı. Van Brokors'un önümüzdeki sezonda Beşiktaş teknik direktörü olacağını düşünüyorum. Yani Romario yedek oyuncu değil. Beşiktaş'ın 11'ine geldi. Sosa'nın biraz daha kanatta oynayabilen versiyonu olarak görüyorum. Şampiyonluk gelirse bu bir teknik direktörlük başarısı olacak. Onun da altını çizelim. Beşiktaş Özel'in yeni bölümünden herkese merhaba. Emre Zabunoğlu ile birlikte Beşiktaş'ı değerlendireceğiz. Transferlerini konuşacağız. Avrupa fikstürü de belli oldu. Zaten onu değerlendirmiştik. Milli ara öncesi performansı ve sonrası nasıl bir Beşiktaş olacak? Hepsini masaya yatıracağız abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Keyifli. Güzel bir futbol sürecini bıraktık. Şimdi milli ara sonrasında zaten herkes için yoğun bir fikstür olacak. Hem lig hem Avrupa. Hem futbolcular için, hem teknik adamlar için, hem biz spor medyasında çalışanlar için hem de bu sporu takip eden izleyiciler için gerçekten yoğun bir fikstür olacak. Hepimize iyi eğlenceler diyeyim. Bize de kolay gelsin eğlenceden ziyade. Abi şununla başlayayım. Sivasspor karşılaşması Beşiktaş Milli galibiyetle gitti ama oyun olarak baktığımız zaman diğer maçlara göre ben Beşiktaş'ı biraz daha e, temposuz buldum senin görüşünü merak ediyorum bu konuda. Özellikle iç sağ olması, tribünlerin dolu olması ve Lugano karşısında alınan 5 gollü galibiyette ben daha farklı bekliyordum. Sen neler söylersin? Aslında yani Samsun Spor maçının bir benzeri olduğu. O yani şey anlamda, tempo anlamında söylüyorum. Ama oyun olarak farklıydı tabii ki. Ee, şöyle Beşiktaş zaten iyi oynamaya başladıkça, skorlar almaya başladıkça böyle takımlarla karşılaşmaya çok devam edecek. Yani Bülent Uygun çok tecrübeli bir teknik adam. Beşiktaş'a karşı nasıl oynaması gerektiğini biliyor aslında. Çünkü biraz öne çıkarsa Beşiktaş'ın Sivassporu cezalandıracağını çok iyi biliyordu. Maça ortak olmak için uzun süre ucum etmemeyi tercih etti. 1-0 geriye düşse de o skoru ne kadar götürebilirse götürmeye devam etti. Ama kolay değildi. Mesela Samsun spor maçında Beşiktaş çok da iyi başlamamıştı maça ama Rafa Silva'nın çok olağanüstü bir golü Semih'in pasıyla öne geçmişti ve sonrasında rahatlamıştı. Ve Samsun Spor baskısını izlemiştik. Ama burada Beşiktaş, Sivas Spor kapandı, bekledi. Burada en büyük fark artık Beşiktaş'a böyle oynamaya devam edecek takımlar gelecek. Yani şunu söyleyelim, geçen sezon herkes Beşiktaş'ı yenmeyi hayal edebiliyordu. Bu sezonsa aman gol yemeyeyim noktasında olacak birçok takım. Bu en büyük farklardan birisi. Ya yani Beşiktaş sezonu çok flash bir galibiyetle başlamış. Devamını getirmiş. Şimdi Sivas Spor maçından önce bir Avrupa takımına 5 gol atmış. İster istemez gelen takımı ürkütüyorsun. Beşiktaş artık rakiplerini ürkütüyor. Ürküttüğü için de rakiplerinin böyle bir futbolu tercih etmesi çok normal. Çünkü Beşiktaş'ın eğer boşlukları verebilirseniz bunu cezalandıracak oyuncuları var. Ben bir farklı galibiyettense böyle bir maçı da kazanarak milli araya girmesini iyi buldum. Çünkü zaman zaman böyle rola, rolantide, böyle temposuz oynadığın veya rakiplerin kapandı ya yani bunu şöyle söyleyelim. Manchester City'nin bile bazı böyle maçları var. Çünkü artık ceza sahasında oynuyor rakip takım ve bir yerden açmaya çalışıyorsun. Açtıktan sonra da skoru korumak önemli. Hiç panik yapmadı Beşiktaş. Geçen sezon böyle maçlarda panik yapıyordu ve gol yiyebiliyordu. Bu sefer hani Sivasspor gol atar mı hissiyatı hiç oluşmadı ve Van 70. dakikada Immobile'yi çıkarıp Mustafa'yı aldı. Yani çok kolay bir tercih değil. Çünkü orada ters tepse eleştirilebilirsiniz. Yani niye Immobile'yi çıkardın? Neden genç bir oyuncuyu aldın? Ama hoca baştan beri hep yaptığını yapıyor. Oyuncularına güveniyor. Bütün oyuncularına güveniyor ve bunu aşılıyor. Giren oyuncular hep katkı veriyor Beşiktaş'ta. Kulübe de mutlu. Sağdakiler de mutlu. O anlamda Sivas Spor maçı genelinde söylersen böyle maçları daha çok oynayacak Beşiktaş. Özellikle iç sahada. Yani Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı, yani üç büyüklere karşı diyelim. Zaten oyun üstünlüğünü alabilecek takım sayısı çok az. Ee, burada zaten bence üç büyüklerde özellikle şampiyonluk yarışında bu tarz kapanan rakipleri da, kim daha rahat aşarsa, kim daha rahat bu maçlarda hata yapmazsa şampiyonluk ipini de o göğüsleyecek. Ben bu tip maçları kazanmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Ya bir de şu şu da var. Ya şimdi Beşiktaş sen de sorunda öyle dedin. Ya tempolu görmedim. Ya tamam doğru ama her maçı üst tempoda, 5 atarak oynama ihtimalin yok ve bu takım ya yani geçen seneki durumu çok çabuk unutuluyor. Yani geçen sezon bıraktığı yer ligdeki durumu bir kupa zaferiyle belki bir e, yükseliş başladı. Ama dediğim gibi Sivaspor maçı gibi birçok maç daha görürüz. Bunları iyi değerlendirmesi lazım Beşiktaş'ın. Maç genelinde de maçı da kısa söyleyeyim performans olarak. Udakai'nin performansını beğendim. Çok iş düşmese de hiç riskli oynamadı. Paulista ile iyi bir ikili oluşturdular. Ayağıyla hiç genelde hata yapmamaya 3 pas hatası var galiba. 61 pasın 58'i isabetli. Udokai'nin o, o anlamda Van Rookhorst'un zaten çok istediği bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Performansı iyiydi. Ee, onun haricinde Getson yine sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Immobile penaltıyı gole çevirdi. Rafa Silva bile hani diyorsun ya skor katsı vermedi ama topun Beşiktaş'ta kalması anlamında yine çok önemli işler yaptı. Diyelim ve Sivas Spor maçını böyle kapayabiliriz. Değerli bir 3 puan ama. Beşiktaş sezonu aslında olağanüstü başladı. 5 gollü Galatasaray'a karşı Süper Kupa galibiyeti ve kazanılan kupa tabii ki. Lugano karşılaşması hem yine 5 gollü galibiyet UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı başardı Beşiktaş. Onun yanı sıra Süper Lig'de 3-3 aslında rüya gibi bir başlangıç. Beşiktaş'ın milli takım arasına kadarki oyunu şu ana kadar taraftar nezdinde beğenildi. Sana soracağım bunu. Bir de üstüne milli takım arasından sonra nasıl bir Beşiktaş bekliyor? Şöyle söyleyeyim. Burada seninle ilk Van Brokors yayını çektiğimde. Şimdi Van Brokors'un geldiğinde herhalde olumlu görenlerden ender kişilerden bir tanesiydim. Ya bu konuda da çok mütevazı olmayayım ama. Hatta hep örneği vermiştim yani. Liverpool Arne Slot tercih ettiyse Beşiktaş'ın da Van Brokors'a gitmesini normal bulmuştum. Hatta o zaman şunu demiştim. Yani Beşiktaş taraftarı Van Broekhorst'a sabır gösterirse bunun sonucunu alır. Ama Van Broekhorst öyle bir başlangıç yaptı ki o sabrı göstermeye hiç ihtiyaç bile olmadı. Müthiş bir başlangıç. Yani geçen sezon bıraktığın yeri düşün. Rakiplerinin durumunu düşün ve rakipler transfer yapmaya devam ediyor. Şimdi bir tane ilk başlangıç Galatasaray'ı yendi mi? Yendi ve tarih boyu unutulmayacak bir skorla yendi. Sonrasında lige gel 3'te 3 mü? Ve bunu çok az sezonda yapmış. Oyundan gerek. Skoru almış mı? Almış. Üstüne UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak hedef mi? Katılmış. Deplasman da 3-1 öne geçmiş. 3-3 bitmiş ama içeride belki Avrupa ta e, Kupaları tarihindeki neredeyse en farklı galibiyetlerinden birisini alıyordu. 5-1 bitti ama az bitti. Yani baktığında müthiş bir başlangıç. Ve bunu sadece brevsel performansa yormuyor Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş takip edenler. Ciddi bir teknik direktör takımı olduğunu görebiliyoruz. Hamleleri görebiliyoruz. Aynı pozisyonları görebiliyorsun Beşiktaş maçlarında. Bir önce çizilmiş bir ucumu bir başka maçta yine izleyebiliyorsun. Bu anlamda yani bir takım hani bu kadarını Beşiktaş taraftarı da belki Van Brokors da beklemiyordu ama olağanüstü bir başlangıç. Özgüven ciddi anlamda yükselmiş durumda. Ve tabii ki baktığında Şimdi şunu altın çizmek lazım. Bir geçen sezonun transfer politikasına bak. Beşiktaş'ta. Hep oynamayan amalı oyuncular. Bir de bu dönemin transfer politikasına bak. Paulist'e oynayarak geldi. Udokai oynayarak geldi. Geçen sezon maç sayısı fazla. En şüphelisi aslında o. Yani transferler arasında sakatlık geçmişi, sezondaki maç sayısı ha. en şüphelisi. Şüpheli demiyorum ama aralarındaki en şaibelisi. Udokai mi Evet. Yani ama onun da maç sayıları fazla. Rafa Silva 45 maç oynamış gelmiş. Müthiş. Immobile maç sayısı fazla. Düşüş, düşük bir performans olsa da maç sayısı fazla. Şimdi Joao Mario geliyor. 52 maç. 2 sezonda 102 maç. Ya zaten bu transferdeki başarının anahtarı da biraz bu. Beşiktaş oynayan oyunculara, formda oyunculara, bitmiş oyunculara yönelmedi. Ya gelsem de Beşiktaş'a acaba toparlasam mı kendini? Bir Dellali'ye yönelmedi. Bir Chamberlain'e yönelmedi. Tekrardan bir yükseliş gösterir miyim oyuncularına yönelmedi. oynayan takımlarında iyi performans gösteren ve buraya geldiğinde de bir şeyler vermeye çalışan oyunculara yöneldi. Bunun da meyvesini alıyor şu ana kadar. Paulista geldiği günden beri müthiş bir performans. Rafa Silva için söylenecek söz yok. Ya Bugün taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı çok kısa sürede. Immobile'nin de gösterdiği performans ortada. Hem müthiş bir liderlik. Son Mustafa ile olan fotoğrafı. Müthiş. Yani oyundan çıkıyor. Belki öyle bir yıldız oyundan çıktığında trip atar dersin. Hemen oyuna yeni girecek. Mustafa'nın yanına gidiyor. Ona direktif veriyor. Ya Bu takımdaşlığı sağlaması da Van adına gerçekten tebrik edilesi bir durum. Beşiktaş işte çok kısa sürede olumlu havaya geldi. Hayal ediyor taraftar. E, tribünlere geliş şöyle. Beşiktaş maçı olduğunda heyecanlanıyor artık Beşiktaş taraftarı. Geç 200 sezondur bu yoktu. Taraftarda da aslında şunu söylemek lazım. Şunu belirttin sen. Evet Van Bronckhorst zamana ihtiyacı olmadığını kendi gösterdi ama sezon o kadar uzun ki bazen zamana da ihtiyacı olacak. Beşiktaş bazen kötü sonuçlarda alacak. Burada önemli olan teknik direktörün arkasında durulması, oyuncu kadrosunun arkasında durulması ve başarının aslında sezonluk değil, süre gelen bir şey olduğunun farkına varılması. Belki erken diyeceksin. Belki iddialı konuşuyor diyeceksin. Ben zaten Sayın Hasan Sanat Yönetimi'nin mayıs ayındaki seçime muhtemelen tek adayla gireceğini ve yeniden bir dönem başkan seçeceğini düşünüyorum artık. Aynı zamanda Van Brocors'un önümüzdeki sezonda Beşiktaş teknik direktörü olacağını düşünüyorum. Bu diyeceksin abi şampiyonluk gelmediğinde çok kolay değil. Ben, Van Brokors'un önümüzdeki sezonda e, Beşiktaş teknik direktörü olacağını düşünüyorum. Bu Türkiye'de çok kolay değil biliyorum bunu söylemek. Ama taraftarla olan bütünleşmesi, şu ana kadar gösterdiği performans. Yani bazı şeyler kaçarsa da kıl payı kaçacak ama kaçsa bile taraftar memnun ayrılacak o stat'tan. Ondan eminim. O yüzden ben önümüzdeki sezon Van Brokors'un yine Beşiktaş teknik direktörü olacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki şimdi zorlu bir fikstüre giriliyor. Her takım her an muazzam oynayamaz. Burada önemli olan çabuk ayağa kalkabilmek hatalarda. Çünkü ligde puan kaybedebilecek maç sayısı çok az rakiplerinde Beşiktaş açısından da. Fazla kaybettiğinde rakibini yakalaman çok kolay değil. Bir hatada bir olumsuzlukta. Hemen ayağa kalkmak lazım. Beşiktaş adına sadece biraz UEFA Avrupa Ligi fikstürü şanssızlık oldu. Yani 8 deplasmanın dönüşü yine deplasman olması. torbalardan daha rahat takımlar çekilebilecekken e, çekilememesi. Ama ben e, geçen programda da söyledim. Van Brokors'un UEFA Avrupa Ligi'ni ciddi anlamda önemseyeceğini düşünüyorum. Aynı şekilde futbolcular nezdinde de. Beşiktaş her şampiyon olmadığı yıl eğer ki teknik direktör değiştirmiş olsaydı zaten Beşiktaş'a teknik direktör dayanmazdı. Yani bu kafada olmak bence doğru değil. İnşa edilen oyun ve sistem her şeyden önemli. Klopp da Liverpool'da şampiyon olmadan önce bayağı bir uzun süre geçirdi. Hatta dördüncülükler var, beşincilikler var. Arne Slot müthiş başladı Liverpool'da bu sezon. Muhtemel sezon sonu City şampiyonluğunu izleyeceğiz gibi duruyor. Ama e, bence görevine devam edecektir orada da. Şimdi tabii zorlu bir fiksüre giriyor. Sen milli ara sonrasını soracaktın herhalde. Kolay değil. E, Trabzonspor. E, ve e, yani işte futbol böyle hikayeleri seviyor. E, Şenol Güneş'le <laughs> karşılaşacak ilk maçta ilginç bir, bir buluşma olacak. Şenol Hoca'ya da başarılar dileyelim. Kolay değil Trabzon maçı sonrasında ligin iyi takımlarından Eyüp Ajax deplasmanı ve sonrasında da Kayseri deplasmanına gidecek. Burada işte önemli olan bazı maçlarda rotasyona dahil olacak oyuncuların iyi performanslar göstermesi gerekecek. Bu da Beşiktaş açısından belirleyici olacak. Ya Beşiktaş gerçekten bir yani oyuncu gönderiyor 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 hala göndermesi gerekiyor. Yani gerçekten kurulan bir önceki yönetimin kurduğu takımla şu anki vizyon arasında çok ciddi farklar var. Transfere ve kadro planlamasına geçecek olursak Beşiktaş bir ekleme daha yaptı transfer döneminin sonunda Joao Mario. Ee, aslında kariyerinin birçok bölümünü orta saha olarak geçirdi. 8 numara oynadı, 10 numara oynadı. Benfica'daki, Benfica'daki son yılları biraz daha kanat olarak görev aldı. Rafa Silva ile de zaten eski takım arkadaşı. Abi Joao Mario transferini nasıl değerlendiriyorsun? En önemlisi şu. Beşiktaş'ın aradığı isim miydi hücumda? Bence önemli bir katkı verecek bir ismi aldı Beşiktaş. Ben her zaman transferde az önce de vurguladım. 52 maç oynayıp geliyor. 2 sezonda 102 maç. Yani bunlar gerçekten ciddi rakamlar. Aynı zamanda sağ kanat oynadığı dönemde o sezon çok penaltıdan golü var ama 17 gollü bir sezonu da var. Sağ kanat oynadığınızda daha skor yükünü üstlenen, daha orta sahaya geldiğinde bağlayan takımı bir oyuncu. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hatta ben Sosa'nın biraz daha kanatta oynayabilen versiyonu olarak görüyorum. Hem Rafa Silva ile uyumu hem geçtiğimiz sezon çıktığı maç sayısıyla Beşiktaş önemli bir takviye yaptı. Çünkü zaman zaman semiyi, zaman zaman Raşit Sayı, zaman zaman belki de Getson'u yedekleyecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Hem lider özelliği de olan bir oyuncu. Beşiktaş'ın Tam böyle star değil ama lider özelliği de olan iyi bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Bu da bu anlamda iyi bir transfer son günlerde girilirken de Yani Benfica'da kaptanlık yapmış bir oyuncuyu yani alıyorsun Milli maç sayısı değil. da fazla Joao Mario'nun turnuvada çok fazla gördü ee, Ben çokça yazıda okudum hakkında Van Bronckhorst için önemli bir ekleme olduğu söyleniyor bunun nedeni de aslında senin belirttiğin sebepler Takım oyununa katkısı aslında büyük bir yetenek skalası yok Mario'nun Ama ee, bazen Semih'i yedeklemesi, Raşit Say'ı yedeklemesi. Ben ki... yedekleyeceğini düşünmüyorum. Be evet. Ben 11'de olacağını düşünüyorum. Yani Romario yedek oyuncu değil. Beşiktaş'ın 11'ine geldi. Genel Bence, olarak baktığımızda... Ben şu anki gördüğüm şey Semih yedek kulübesine geçer. Sezona da Sezonun iyi genelinde yo iyi başladı. iki asisti var. Yani evet hani beklediğimiz Semih mi? Hayır ama kaleden uzaklaştı. Şimdi Semih'e de o yönden şimdi görüyorum yorumları. İşte ya gol ama Semih Kale'den uzaklaştı. Semih'in at, gol attığı maçlara bakın çoğunluğunda Kale'ye yakın olduğu maçlarda. Bir Trabzon maçı en iyi oynadığı maçlardan biri. Kale'ye yakın. Gördüğü yerden vurdu. Şimdi Kale'ye yakınlık değil. Bir de Rafa Silva ve Immobile daha skor yükünü üstleniyor. Bugün baktığında Samsun maçında kilidi çözen asisti yaptı mı? Yaptı. Antalya spor maçında kilidi çözen asistlerden birisini yaptı mı? Yaptı. Genç oyuncu daha 3 maç oynandı. ligde 2 asisti var. Yani Doğru eleştiriler var ama bir de e, bu genç yaşta sağladığı skor katkısı da fena değil. Abartı bir örnek vereyim. Bugün Kevin De Bruyne'nin bir asisti var Premier League'de diyeyim. <laughs> Şaka tabii ki bir yana ama. Yani iki asiste başladı. Hemen de hadi Semih'i yok edelim noktasında olmamalıyız. Burada... Zaman zaman belki ikinci forvete kalacak Joe gelmesiyle birlikte belki de Immobile çıktığında Semih tercih edilecek önüne Mustafa değil. Ben Joe Beşiktaş'ta ilk 11 oyuncusu olacağını düşünüyorum net bir şekilde. Kulübede bekleyeceğini düşünmüyorum. Ve gerçekten Beşiktaş çok dinamik bir takım oldu bu eklemeyle birlikte. Ben Beşiktaşlıların çok seveceğini düşünüyorum Joe Dediğim gibi geçen 2 sezonda 102 maça çıkması, farklı mevkilerde oynayabilmesi Lider özelliği olması, kanata koyduğunuzda skor katkısını çoğaltması, daha ortaya geldiğinde takımı bağlayan özelliğinin olması. Hem gerektiğinde Benfica'da kaptanlık da yapmış bir isim. Beşiktaş önemli bir ismi transfer etti ve ben Beşiktaş taraftarını kendisini çok sevdireceğini düşünüyorum. Ve ilk 11'inde vazgeçilmez ismi olacağını düşünüyorum. Son olarak Beşiktaş bu sezon büyük bir transfer operasyonu gerçekleştirdi aslında. Gelenleriyle gidenleriyle. Gelenleri çokça öldük, Gidenler de yaklaşık bir 20 tane var. Gidemeyenler de var. Elde kalanlar da var bazıları. Sen Beşiktaş'ın bu sezonki transfer operasyonunu nasıl değerlendiriyorsun? Ne kadar başarılı buldun? Nerelere ekstra ekleme yapılabilirdi? Ahmet Nurçebi yönetiminden daha farklı bir yolu izlendi tabii ki. İnanılmaz canım o konuda tartışamıyoruz bile. Yani az önce program maçına söyledim. Amalı oyuncular yerine oynayan oyuncular geldi. Ha, gitmeyle ilgili Friedel'dan daha iyi bir performans bekliyordum. Yani Koli baktığında belki bon servisiyle gönderilebilirdi ama orada da elden çıkarılması için birisi tercih edildi. Koli de kabul etti ve gönderildi. Rosie'ye belki yine bon servis. E, Chamberlain, Abu Bakar, Amarty, bunlar bu saatlere kadar kalmayabilirdi. Belki onlarla ilgili bir beklenti vardı ama işte onlara oyuncuların da yüksek maaşları ve benzeri durumlar var. E, gönderme operasyonuyla yani gönder gönder bitmiyor. Biraz da Hasan Arat yönetimi eski yönetimin böyle sorumlu oyuncuları ne kadar varsa onlarla uğraşmak istemiyor. Belki görüyorum mesela yorumlarda ya Chamberlain e, kullanılamaz mıydı? İşte kadro planlamasında düşünülemez miydi? Ben sadece Van Brokors'a ait olduğunu düşünmüyorum bu kararın. Yönetim diyor ki ya biz eski yönetimin sorumlu fazla yük olacak oyuncularından kurtulalım. 3 milyon euro maaşı Chamberlain'e bağlamak istemiyorum diyor yeni yönetim. Anlayışla karşılıyorum. Belki kadro planlamasında olsa farklı olabilirdi. Ama eklemeler muazzam. Ya yani buna itiraz yok. Sadece şimdi Joe Mario'nun gelişiyle birlikte kanat rotasyonu da biraz hareketlendi. Bek rotasyonu biraz daha iyi olabilirdi. Şimdi stoper fena değil. E, 3 tane iyi e stoperi var Beşiktaş'ın. Tayyip Talha Keşke geldiği dönemki formuna dönebilse o zaman 4 tane istoperi var deriz. Ama bekler. Şu an tek Masuaku'ya kalmış durumda. Biz bu programı çektiğimiz saat aralığı için söylüyorum. Dilerim transfer dönemi bitene kadar Beşiktaş bir takviye yapmış olur. Ama şu anki şeyde Svensson, Onur Masuaku oralarda bu kadar yoğun maç fikstüründe biraz sıkıntılı. Sadece Emirhan'ı da zaman zaman sol bek oynatabileceğini gördük. Yani totale gelirsek Beşiktaş çok başarılı bir transfer dönemi geçirdi. Gelen bütün oyuncular ligde taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Sadece Beşiktaş taraftarının beğenisini kazanmadı. Bugün Süper Lig'de maçları takip eden hangi takımdan olursa olsun her taraftar diyor ki Paulisto abi iyi stoper. Ya bugün sokağa çıktığınızda Paulisto iyi stoper diyor. Rafa Silva ne abi diyor yani keşke bizde olsa diyor. Immobile çok iyi golcü diyor ama diğer takımların o kadar hani bunu da alayım noktası yok. Çünkü Galatasaray'da Icardi var, o Osimhen var. Fenerbahçe'de El Nesli var, Ceko var. Hani o yüzden Immobile'ye karşı öyle bir şey olmayabilir ama en azından diyor ki Beşiktaş'ın iyi forveti var. Maçı çözer noktasında. Yine Endur kısa vadede ya bu genç oyuncu fena değil noktasında. Emirhan iyi bir yerli oyuncu katkı sağladı, Canı daha göremedik ama o da geçen sezon iyi oyuncularındandı. Bence geçen sezonki o Burhan'dan Beşiktaş çıkabileceği kadar iyi çıktı. Bu anlamda hem Başkanı yönetimi, hem teknik direktör Van Buren korsu, hem de buraya geldikten sonra özveriyle iyi mücadele eden futbolcuları kutlamak lazım. Şunu da altını çizelim. Geçen sezonki oyuncuların da performansı arttı. Bitmiş, moralsiz, kendine güveni olmayan, biz ne yapacağız noktasındaki birçok oyuncuya, Rashisa, Gerson Fernandes, Masuaku, Sivenson. Bu oyuncuların da performansı arttığını düşünüyorum. Yine Almusrati. bunların da performansın yanındaki oyuncular arttı. Ya yani Getson'a iki maçtır, zorla gol attırıyor yani Silva. Hakikaten özel. Bak son maç, yine kovalıyor Getson Fernandez Özellikle Getson Fernandes'i ayrı bir parantez açmak lazım. Gerçekten çok özel bir performans sergiliyor ve çok çok daha iyi bir noktaya gidecek Getson Fernandez Abi ağzına sağlık bitiriyoruz ama 3 tane sorum var. Tek cevap vermeni istiyorum. Beşiktaş adına bu sezonun yıldızı kim olur? Rafa Silva. Beşiktaş'ta çok da yüksek performans vermesi beklenmeyen ama taraftarı olumlu anlamda şaşırtacak isim kim olur? Şu ana kadar Getson Fernandez oldu bu. Ama genel olarak ben beklenti açısından söylüyorsan Svensson diyorum. Beşiktaş şampiyon olursa Beşiktaş'ın kare asını söyler misin? Kim olur bu dört? Paulista, Getson Fernandez, Rafa Silva Immobile. Ağzına sağlık. Teşekkür bir ediyorum. Bir de Van Broekhorst. Ona atlamayalım. Yani şampiyonluk gelirse bu bir teknik direktörlük başarısı olacak. Onun da altını çizelim. Abi ağzına sağlık. Beşiktaş izleyicilerimizden videoyu beğenmelerini istiyoruz. Kanala abone olun ve yorum yazmayı unutmayın. Sezon boyunca Emre Zabunoğlu ile birlikte Beşiktaş'ı değerlendirmeye devam edeceğiz.